Şimdi BDP ile ilgili bir şey söyleyecektin zannederim. Ondan sonra şu Kaddafi meselesine bir bakalım. Ya şimdi az önce konuştuk ya, dikkatli bir dil kullanmak lazım. Hakikaten de öyle. Yani özellikle bir şeyler ayrıştırarak konuşmak lazım. Şimdi gazeteci, politikacı, kanaat önderi, aydın, işte entelektüel, yöneticiler, yani siyasi yöneticiler, madem bu konuda hep aynı noktaya vurgu yapıyorlar, dikkatli olunması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi ben meselelerin bu noktaya gelmiş olmasından dolayı, yani BDP'yi falan suçlamıyorum. Ama BDP'nin ataletini suçluyorum bir defa. Mesela BDP için hep şu söylenir. Denir ki işte İmralı'yla Kandil arasında sıkışmış adamlar ne yapsın? Doğru. Yani bunu diyelim ki bir realite sayıyoruz. Kandil ve İmralı konusunda BDP'yi sıkıştırmıyoruz. Ama BDP'nin şunu yapması gerekiyor. Ortada silahlı bir örgüt var. Bu örgüt kan döküyor. Üstelik Kürtleri de öldürüyor. Şimdi sen elinde silah olan askere, polise her türlü lafı söylüyorsun, söyleyebiliyorsun. Onun da elinde silah var. Lafını esirgemiyorsun. Baskıcı düzen diyorsun, faşist diyorsun. Her türlü lafı sarf ediyorsun. O zaman bu lafın onda birini de diğer taraftaki eli silahlı insanlar için söyle. Ya en azından silahlı taraflardan birini mahkum ediyorsan, tecrit ediyorsan, diğer tarafı da uzaklaştıran bir tutum içinde ol. Ya bir tutum içinde ol ki ne bileyim, en azından muhatap olarak değer kazanabilirsin. Şimdi meselenin çözümünde BDP'nin gerçekten de muhatap konumuna oturması çok büyük önem arz ediyor. Sonuçta siyasi bir parti bu. Halktan oy aldı. İcazet aldı ve parlamentoda temsilcisi olduğunu söylediği insanları temsil ediyor. Hiç değilse bu temsil değeri adına kendini yalıtan bir pozisyon içinde oldu. Yani gene işte İmralı, Kandil konusundaki sorulara, sıkıştırmalara cevap verme. Gene başka alanlara kaç. Ama en azından silahlı girişimlerin ikisini de tecrit eden bir tutum içinde ol. BDP bunu yapmıyor.